öncelikle ben e, manast e, televizyonuna teşekkür ediyorum fırsat verdiği için e, Kırgızistan aslında benim için ikinci bir vatan oldu bu üç sene içerisinde e, doğruyu söylemek gerekirse e, ilk Kırgızistan'a e, gelme kararı çıktığında e, Kırgızistan hakkında pek fazla bilgim yoktu coğrafya hakkında genel bir bilgimiz var fakat e, yani kültürü yaşayış biçimi ülkenin coğrafyası, tabiatı, iklimi hakkında genel bir bilgimiz var ama yani öyle e, derler ya hani gitme, gitmedikten sonra görmedikten sonra ne kadar anlatsanız e, hakkını ifade etmezsiniz. E, hiç unutmuyorum. Ben e, 11 Şubat 2014'te ilk bu ülkeye geldim, Bishkek'e indim. E, gece vakti sabaha karşı eksi 17 derece. Tabii bu çok ilginç bir e, e, başlangıç oldu çünkü e, biliyorsunuz Kıbrıs e, sıcak bir memleket genel anlamda kışın bile yani çok fazla soğuğumuz yok ama e, böyle bir e, iklime direkt olarak gelmek biraz e, ilginç geldi öyle diyeyim yani tabii garipsemedim çünkü ben Ankara'da uzun yıllar yaşadım ve e, sabah kalktığımda. Kendimi aslında yabancı bir yerde olduğumu adetmedim. Çok farklı bir duygu geldi bana. Ee, belki Ankara'ya benze benzemesi hasebiyle, belki de e, insan hani tanımasanız da, e, burada olmasanız da sonuç olarak bir e, soydaşımızın, bir akrabamızın e, evindesiniz. Dolayısıyla yani o rahatlığı, o huzuru hissediyorsunuz. bir Yani size yansıyor bir şekilde. Ee, daha sonra tabii ki yavaş yavaş biz ülkeyi tanımaya başladık ee, ve dört ay geçmeden ben e, Oş'a seyahat ettim, ee, Gönet e, bölgesine. Orada e, Nokat valisi bizi davet etti, e, Oş'a bağlı bir ilçe. E, oraya da gittik, sonra e, dağlara çıktık, 3500 metre yükseklikte <laughs> dağlara. Tabii biz bunlara da alışkın değiliz. E, Muazzam bir tabiata sahip Kırgızistan. Yani çok çok güzel bir ülke. Hakikaten yani ben sadece Oşa gitmedim ben. Talas'a da gittim, Issıkkele'ye de gittim, Narın'a gittim, Son Köle'ye de gittim. Yani değişik gidebildiğimiz kadar değişik bölgeleri ziyaret etme fırsatımız oldu. Muazzam bir tabiatı var. Çok güzel. Yani Allah vergisi bir güzellik var bu ülkede. Bu açıdan, yani coğrafi açısından, açıdan yani bu, bu ülkenin çok büyük bir e, güzelliğe sahip, çok güzel e, yer altı kaynakları var. Su zengini bir ülke. E, yani o dağların muhteşem duruşu, e, insana farklı bir duygu e, bölünür. E, memlekete ısındık tabii. E, ama daha önemlisi çok güzel insanlarım hakikaten yani e, zaten sizi bağlayan bir yere bağlayan insan faktörüdür. Ben bu üç sene içerisinde e, Allah'a şükür çok büyük bir e, network oluşturduk dostluk e, anlamında söylüyorum parlamento'dan tutun e, iş e, sahasına kadar iş dünyasına kadar Üniversiteler, e, kültür sanat e, insanlarıyla çok yakın alakamız oldu e, toplumun her e, kesiminden dostumuz oldu, arkadaşımız oldu ve bu dostluklar çok çok değerlidir. Yani bunlar hiçbir, yani paha biçilmez, öyle söyleyeyim yani. Bunlar çok büyük bir zenginliktir bir insan için. Bu üç senenin sonunda ben buradan ayrılırken, hakikaten insan kendi evinden nasıl ayrılıyorsa, ben de o duygular o duygularla ayrılıyorum. Üzülüyorum tabii ki ama aynı zamanda da seviniyorum. Çünkü böyle bir fırsat yakalamışız. Ee, bizim tabii ki e, görevimizin gereği e, bir yere gidiyorsunuz, görevinizi ifade ediyorsunuz, sonra başka yere gidiyorsunuz. O da bir zenginliktir. O da bir zenginliktir. Dolayısıyla biz bir yeni bir vatan kazandık, yeni dostluklar kazandık. Ee, Kırgızstan, e, biz tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak e, Türk e, halkları olarak birbirimizden çok ayrı yaşadık. Yani yüzyıllarca ayrı kaldık. Yüzyıllar boyunca ayrı yaşadık. Ve tabii ki bu süre içerisinde, bu süre zarfında birçok şeyler değişti. Yani kültürel olarak da tabii ki başka şeye, diyelim ki başka bir evreye geçiyor. Kültürler, yapı vesaire, yaşayış tarzı. Ama ilk geldiğim günden itibaren şunu fark ettim. Biz tabii ki kardeşiz. Burası bizim ata yurdumuz. Ee, ama o kadar çok ayrı kalmışız ki birbirimizi unutmuşuz aslında. Yani e, bu da doğaldır. Yani doğanın e, kanunu diyelim. O zaman görevimiz nedir? Görevimiz tekrar o iki kardeş halkı bir araya getirmek. E, olmalı diye düşündük. E, biz en başta önem verdiğimiz hususlar. Ee, kültür, sanat, eğitim ve iş dünyasında e, değişik aktiviteler, değişik işbirlikleri e, bunları geliştirirsek bu iki kardeş halkı tekrar e, yakınlaştırabiliriz. Tekrar birbirimizi tanırız, e, tanıma fırsatı yakalarız ve bu yakınlıktan kaynaklanan bir, türü, bir sürü e, e, işbirliği doğar, e, karşılıklı e, menfaat menfaata dayalı projeler meydana gelir. Ve biz bu yönde yoğunlaştık. 2014 geçmeden bir iki tane işbirliği anlaşması gerçekleştirdik. Üniversiteler arasında, eğitim sektöründe biliyorsunuz Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs bilhassa bir, geçen sene bu tabiri kullandım, tekrar Kullanmak istiyorum. E, kullanmaktan da e, ihticap etmiyorum. Çünkü e, Kıbrıs bir, turiz, bir turizm cenneti ama aynı zamanda bir eğitim cenneti. Çünkü Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs bir eğitim adası. Siz düşünün ki 300 bin nüfuslu bir ülkede 95 bin üniversite öğrencisi var. 120 ayrı ülkeden 12 tane üniversitemiz var. Yani Kuzey Kıbrıs'ta eğitim, yüksek eğitim bilhassa bir markaya dönüştü. Dünyanın her tarafından biz öğrenci çekiyoruz. Sadece Orta Doğu'dan, sadece Orta Asya'dan veyahut Afrika'dan değil biz Avrupa'dan Amerika'dan da öğrenci alabiliyoruz. Hem öğrenci hem üretim öğretim üyesi. 65 ayrı ülkeden öğretim üyesi bulunuyor Kuzey Kıbrıs'ta. Dolayısıyla bir eğitim adası tam anlamıyla bir eğitim cenneti. Biz işte bu kazandığımız deneyim ve tecrübeyi Kırgız kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Biz bu konuda birkaç tane adım attık, fakat e, bu adımlar biraz mütevazı kaldı. İnşallah Atınç Bey ile birlikte bunu daha ileri bir safhaya götüreceğiz. E, bunun dışında kültürel faaliyetlerimiz oldu. Biz ilk defa Orta Asya'da bir kültür haftası düzenledik. Kıbrıs Türk Kültür Haftası düzenledik. Beş gün boyunca gösterilerimizi yaptık, sergi açtık, e, sanat icra ettik, yani san ses sanatçımız vardı. Ee, şarkı söyledi, bizim e, geleneksel folklorumuz yansıtıldı. Folklor ekibimiz geldi, ee, se e, fotoğraf sergiyi açtık vesaire. Yani iletişim de çok önemli. E, etkileşim de çok etkileşim de çok önemli. Çünkü biz öyle bir e, Kırgız e, kardeşlerimiz şu sergiyi gezerken veya şarkı dinlerken e, duygularına biz e, ortak olduk. Yani e, hakikaten insan ısınıyor. Yani o o kadar sene sonra e, tekrar bir kardeş halkın e, karşınızda olması ve bir şeyler icra etmesi çok önemlidir. Biz arzu ediyoruz ki inşallah yakın bir zamanda Kuzey Kıbrıs'ta Kırgız Kültür Haftası düzenlemek istiyoruz. De değişik e, girişimlerimiz oldu fakat tabii zaman e, dilimi de kısadır. İnşallah yeni büyük elçimiz Sayın e, Atınç Keskin... Ee, bu çalışmaları devam ettirecek. Tabii bunun dışında iş dünyasında e, çok önemli e, ilk adımları attık öyle diyelim. E, Mayıs 2016'da e, Bişkek'te ilk defa e, Kıbrıs Türk Kırgız İş Forumu düzenledik. Kıbrıs'tan 15 kişilik üst düzey heyet geldi. Bu da çok önemliydi. Yani e, Ticaret Odası Başkanı e, Enerji ve Ekonomi Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi Müdürü ee, sanayi Odası e, Yönetim Kurulu'ndan e, bir temsilci geldi, İş Adamları Derneği Başkanı ve değişik sektörlerden gelen iş adamlarımız vardı. O çok büyük bir e, başlangıç, bir, bir güçlü bir başlangıç oldu bu açıdan. E, öyle ki e, Kırgız kardeşlerimiz bundan da etkilendiler ve e, hakikaten fırsat olduğunu e, gördüler. Ee, bir sene geçmeden ikincisini beş ay sonra e, Lefkoşa'da Kıbrıs'ta ikinci Kıbrıs-Türk-Kırgız e, iş formu gerçekleştirdik ve e, biz Kırgızistan e, Kırgızistan'dan 18 e, üyeden oluşan bir, büyük bir heyetle Kıbrıs'a gittik. Çok güzel geçti, çok güzel temaslar kuruldu. E, bu iş dünyasındaki ilişkiler ne kadar gelişirse diğer sektörlerle birlikte o kadar ilişkiler gelişir, o kadar halklar birbirine daha yakınlaşır. Yani eğitimde olduğu gibi iş dünyasında da öyledir. Yani düşünün şu anda mesela bizim üniversitelerde 250'ye yakın Kırgız gencimiz, Kırgız kardeşimiz e, tahsil görüyor. Bu çok önemlidir. Biz aynı zamanda Kıbrıs'tan da öğrenci almak istiyoruz. Biz ilk adımı atmıştık fakat geçen sene bunun e, ilk e, olması hasebiyle bek muvaffak olamadık ama bir başlangıçtır İnşallah gene atınç bey bu işi devam ettirecek ve e, Kıbrıs'tan e, Kıbrıs Türkü bir öğrenci ilk öğrenci alımı başlayacak inşallah önümüzdeki sene e, değişik alanlarda tabii sanat kültür vesaire e, iş adamları heyetleri karşılıklı ziyaretler e, çok önemli bir husus daha var e, tabii ki belki en başta zikredilmek lazım ama e, hep eğitim, kültür bizim özümüzdedir. Daha önemli arz ediyor. Fakat onlar kadar da önemli parlamentolar arasındaki ilişkiler. Bizim Kırgız Millet Meclisi'nde Geneş'te bir dostluk grubumuz var. Beş kişiden oluşan. Ve biz bu grupla Kıbrıs ziyareti gerçekleştirdik. Çok verimli geçti. Çok güzel oldu bu ilişkiler inşallah daha ileri bir düzeye taşılı fırsatımız olur. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu üç sene boyunca kazandığımız dostluklar çok değerli. Demin bahsettiğim gibi fakat burada özellikle zikretmek istediğim birkaç kişi ve birkaç müessese var. Onları ismen zikretmek istiyorum ki yani bunların emeği, bunların katkısı bize büyük oldu. En başta Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Metin Kılıç çok büyük bir destek sağladı bize. Çok büyük bir oyum içerisinde çalıştık bu üç sene boyunca. Kendisine sizin vasıtanızla teşekkür ediyorum. Ondan sonra Kırgızistan Millet Meclisi'nde, Cumhuriyet Meclisi'nde en büyük dostumuz Milletvekili Dastanbek Buna ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hem kardeşimiz hem dostumuz hem bizi e, hakikaten destekleyen bir e, Türk aşığı bir milletvekili, öyle diyelim. Bunu hakkını vermek lazım. E, Manas Üniversitesi çok büyük katkıları da bulundu. Özellikle mesela Kültür Haftamızda da ayrıca biz orada da gösteri yaptık. Manas da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü orada da bizim defalarca programlarımız, Kültür Haftamızın gösterileri hep yayınlandı e, Manas Televizyonunda. E, o desteği yakından hissettik. Ee, Türk Yalı Vakfına çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten geldiğimiz günden itibaren bize e, göstermiş oldukları e, alaka, sıcak alaka, samimiyet ve e, her şeye rağmen e, bizi destekleyen her adımı atmaktan hiç e, çekinmediler. E, Kırgızistan ayrılırken e, hem üzülüyorum. Başında söylediğim gibi hem de seviniyorum. Çünkü bu üç senede hakikaten çok büyük dostlarımız oldu, çok büyük dostluklar kazandık. Ve bu dostluklar belki olacak. Ee, Kırgızistan bizim ikinci vatanımız oldu. Ee, muhakkak ziyarete geleceğiz. Ee, ailece de ziyarete geleceğiz. Ee, çünkü bizim çocuklar da burası, burayı çok sevdi. Ee, biz her yere gittik, çocuklara da gittik. Ee, çetin şartlar da oluşuyor bazen ama buna rağmen çok büyük zevk aldık. Burası ikinci vatanımız oldu. İnşallah bundan sonraki sürede büyük elçimiz Atınç Keskin Bey'le bu kurulan köprüden geçen insan sayısı daha fazla olur. <laughs> Öyle diyelim. Bu başlatılan işbirlikler daha ileri bir noktaya getirir. Eminim ki Kendisi zaten hem devlet tecrübesi olan bir arkadaşımız hem de genç, dinamik. Benden daha fazla ileriye götürecek bu ilişkileri. O işbirlikler çok önemlidir. Kendisine de biz gerekli bilgileri aktardık. Bundan sonra kendisi de zaten yaratıcı bir kişi. Onun için ben mutluyum. Yani benden sonra bu iş bitmiştir diye bazen üzülür insan ama ben aksine çok çok seviniyorum. Yani Adınç Bey gibi bir kardeşimiz bu diyelim ki bayrağı teslim alması ve buradan ileriye götürmesi bizi çok sevindiriyor. Çok büyük umutlar içerisindeyim. Kırkızan'a çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ülkeye teşekkür ediyorum. Güzel insana teşekkür ediyorum. İnsanlara hakikaten çok güzel bir yakınlık kurduk biz burada. Bütün kesimlerle yani istisnasız. Ee, i̇nşallah e, ileride Kıbrıs'ta görüşme imkanımız olur veya biz burada tabii ki dediğim gibi Brooks'a ikinci vatanımız artık mutlaka ziyarete geleceğiz ara sıra. Ee, sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, sizin de e, çok büyük katkılarınız oldu. Ee, Ateş Bey'e de hayırlı olsun diyorum. Çok sağ olun.